Videoya başlamadan önce lütfen abone olup destek veriniz. Son dönemlerde sosyal medya yeni bir akımla çalkalanıyor. Kazalarla sonuçlanan videoların sonunda dans edip tabut taşıyan adamların konulduğu videolar pek çok kişi tarafından paylaşılıyor. Peki bu adamlar gerçekte kimler? Afrika ülkelerinde, özellikle de Gana'da oldukça yaygın olan bu gelenek bir ekip tarafından düzenleniyor. Bu ülke sakinleri cenazenin ölüleri neşeyle bir sonraki dünyaya göndermesi için özel dansçılar tutuyor. Tabut, dans ve müzik eşliğinde gezdiriliyor. Bu ekip cenaze sahiplerine ciddi bir taşıma mı yoksa dans ederek bir uğurlama mı diye her cenazede sorması gerekmektedir. BBC 2017'de Gana'daki gençlik için 100'den fazla iş yaratıldığını söyleyen Gana'daki en popüler dans baletçiler arasında lider olan Benjamin Aydu'yu belgeledi. Aydu, BBC'ye verdiği demeçte Gana'daki işsizlik seviyesini azaltmanın yolu budur dedi. Grup ayrıca ekip için kıyafetlere büyük yatırım yapıyor ve Aydu da dans istemeyen müşterilerine normal taşıma hizmetlerini verdiklerini söyledi. Koreografi eklemeye karar verdim. Böylece müşteri bize gelirse onlara soruyoruz. Ciddiyet mi istiyorsun yoksa biraz daha fazla görüntü ister misin? Neil Post, Kanada tıpkı Afrika'daki gibi birçok kesimde olduğu gibi cenazelerin önemli sosyal durumlar olduğunu ve bunun gibi gruplara birçok kanalının sevdikleri tarzı gönderdiğini belirtti. Tıpkı Afrika'daki pek çok yerde olduğu gibi Kanada'da cenazeler oldukça önem taşıyor. İnsanlar ise sevdiklerinde huzur içinde uğurlamak için bu tip geleneklerden faydalanıyor. Bunu bir meme yapma fikri kimin ve ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmemektedir. Bu hizmetin bedeli 3 ila 7 gün arasında sürebilecek tören türüne göre değişir. Ortalama olarak 2000 avroya eşit olan genellikle 13.000 Gana parası olur. Ancak bu rakam daha da yükselebilir. Bilinen en eski meme videosu 26 Şubat 2020'de TikTok'ta görüldü. Lover isimli kullanıcı bir sıçrama hatası üzerinde başsız bir şekilde atlayan bir kayakçı ile bir video çekti. Ancak düşmesi yerine kalan dans cenazelerini gösterdi. Dans eden Ganalılarla 3 farklı video internette yaygındır. Bundan ilki 2015'te YouTube'da ortaya çıktı. Öte yandan 2015 yılında Amerikalı blog yazarı olan Follow My Breaths grubunun kayınvalidesinin cenazesinde sahne aldığını yazdı. Kanalın cenazelerinin çok abartılı olduğu ve sürecin günlerce uzayabileceği konusunda uyarıldı. Bu uğurlama tam olarak 3 gün sürdü. Ancak 96 yıl boyunca dünyayı süsleyen bir anne için buna değdi. Dans eden tabut taşıyıcıları akıllara durgunluk veren bir deneyimdi. Bu performansa şahsen şahit olduğum için çok mutluyum. Aslında bu gençlerin müthiş yeteneklerinden ve güçlerinden keyif aldım. Bir ritmi bile kaçırmadılar ifadelerinde bulundu. Uganda'da Twitter ve TikTok gibi platformlardaki sosyal medya kullanıcıları ve içerik oluşturucuları grubu palet taşıyıcılar gelmeden önce tehlikeli ve cesur aktiviteler yapan insanları kısa videolarıyla bir araya haline getirdi. Palet taşıyıcıları Gana'da birkaç şarkıyla dans etseler de sosyal medya mimlerinde Tony Gaye'nin Astronomia adlı şarkısıyla birlikte dans etmektedir. Yabancıların coffin dance dediği bu olayda asıl amaç cenaze sahiplerinin üzüntüsünü azaltmak ve ölen kişiyi kutlamalarla sonsuza uğurlamaktır.